İşte bu ailelerden biri Öner ailesini evlerinde çaresiz bekledikleri esnada bulduk. Haber merkezimizi arayan iki emekli öğretmen Nurten İdris Öner çifti göz ameliyatı geçirdikleri akşam saat 20'de evlerine döndüklerinde istirahat için yattıklarında gece 01:30'da hiç beklemedikleri büyük bir selle şaşkınlık içinde komşuların uyarısı ile evlerinden çıkarıldıklarını söylediler. Düzce Akçakoca Karayolu'nun yanında Şehit Kemal Işıldak mahallesinde bulunan evde sele yakalanan iki emekli öğretmen İdris ve Nurten Öner çiftini çamura gömülmüş ilaçları ve eşyalarının arasında temizlik yaptıkları esnada bulduk. Gündüz göz ameliyatı geçirdikleri hastaneden taburcu olmalarının ardından ilaçlarını da alıp dinlenmeye çekildikleri ve uykuda çamur deryası korkunç büyük bir suyun evlerine dolduğu esnada komşuların bağırışmaları ile odalarından çıkarıldıklarını belirten Nurten ve İdris Öner çifti. Uyandık ama çamura battık ve çaresizlik içinde dışarı çıkarıldık dediler. Ben açmaya yüklendim. Kapıyı açamadım. O arada bahçeyi doldurmuş su. Şey gibi gidiyor işte, dere gidiyor. Kardeşim bizi mutfak camından aldı dışarı. Ama evin içi o arada zaten dolmuştu suyla. Kızımı erkek kardeşimin oğlu aldı, sırtladı götürdü. Beni de kardeşim götürdü. Sonra İdris'i çıkardılar. İdris'i de aldılar götürdüler. Çıktık hani Tabii karanlık her taraf değil mi? karanlık her taraf. Zaten tek şuralara da bakmıyor. Işıklar da yanmıyor da bu arada. Çıktık. Tabii saat 3 gibi biraz azaldı su. Yalnız evin yanında salıncağımız var. Salıncaktan aşıyor su. O kadar çok su var. Yani belimize kadar. Evin içi de 40 santime yakın. Bütün hiçbir şey kalmamış. Hep su. Hepsi su altında kaldı. Yani iğnenin deliğine bile girmiş sular. Çok çok bütün eşyalar hepsi gitti. Evet. Tamam mı? Ameliyat olduğunuz gün mü yaşandı evet, bu? Evet. İkimiz bir eşimle beraber o gün göz ameliyatı olduk. Saat 8'de evimize geldik. 1:30'da da başımıza bu geldi. Hayatları okullarda öğrenci yetiştirmekle geçen iki emekli öğretmenin balçık içinde kalmış eşyalarını çaresizlik içinde beklerken yetkililerden gelecek sıcak bir eli bekliyorlar.